2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş denetçilerince kurum iş yerlerinde tam 26 denetim yapılmış olup bunun 4 tanesi Amasra Taş Kömürü İşletme Müessesesi yeraltı iş yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Bartın'daki maden kazası meclisin gündemiydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis Genel Kurulu'nda maden ocağında kazaya ilişkin siyasi partileri bilgilendirdi. Dönmez, maden ocağında yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Bu yıl yapılan 4. yani son denetimi 21-27 Ağustos tarihleri arasında yeraltı uzmanları tarafından yerinde denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde teknik ve idari düzenlemelere aykırı bir husus tespit edilmemiştir. Diğer denetimlere gelince, işletmenin Eylül ayı içerisinde TTK İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı teknik elemanları tarafından denetlendiğini gördük. Keza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş müfettişlerince de denetim yapıldı. Dönmez, kazadan sonra ortaya atılan Sayıştay raporlarına yönelik iddialara da yanıt verdi. Sayıştay raporlarındaki ifadeler çarpıtılarak yüksek metan gazı tespit edildi şeklinde de lanse edildi. Bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum. Söz konusu ifade o günde açıklandığı gibi tamamen yanlıştır. Kömürün içindeki metan miktarı ile ocaktaki havalandırma içerisindeki metan oranı birbirinden farklı konulardır. Grizu patlamaları ortamdaki hava içerisindeki metan yüzdesiyle ilgilidir. Adı geçen raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT komisyonunda da görüşülmüş ve ibraat edilmiştir. Kazadan önce gaz merkezinden alınan metan gazı oranlarını da paylaştı Bakan Dönmez. Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce %1,5 seviyesine ulaşmış. Saat 18.05 sularında ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. Saat 18.09'da ise son kayıt havadaki metan oranının %1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir. 18.09'dan sonra kayıt alınamadı. Bilir kişiler ocakta yukarıda kayıtlarda bu değerleri tek tek değerlendirecek. Uçaklarda olduğu gibi maden ocağında da kara kutu olduğunu söyleyen bakan inceleme sonucunda kazanın nasıl meydana geldiğinin belli olacağını bildirdi. O işletmemizde aynı uçaklarda olduğu gibi kara kutumuz var. O ana kadar gerçekleşen tüm ölçümler, görevlilerin arasındaki her tür telsiz ve telefon konuşması kayıt altında. Bunların hepsi de incelemeye ve denetime tabi olacak. Hiçbir endişeniz olmasın. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak. Diğer yandan Bakan Dönmez, yaralı madencilerle ilgili rakamları da paylaştı. Bugün itibariyle sadece İstanbul'da 6 madencimizin tedavisi devam ediyor.